Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Şenay Tasarım YouTube kanalında bileklik olarak paylaştığım bu saplama küpenin yapımını göstermek istiyorum. Hem küpe olarak nasıl çalışabiliriz onu göstermek istiyorum, hem de anlatımını isteyenler için modelin tekrar bir çekimi olsun istedim. Şöyle, öncelikle malzemeleri göstermek istiyorum. Şimdi şu orta kısmında kullandığım siyah boncuklarım 6 tane, şu orta kısımda 6 tane 8 numara siyah kum boncuk kullandım. Ortada bu 2 milimlik metal top boncuk. Şöyle göstermek istiyorum. Bunlar 2 milimlik, böyle ara aparat olarak da kullanılıyor. Bakın metal. 2 milimlik top boncuklar, gold renkte kullandım. Buraya yine 8 numara kum boncuk da tercih edebilirsiniz orta kısmı için. Ama parlak görüntüsünden dolayı ben orta kısmında bu boncuğu tercih ettim. Etrafında renkli yaprak kısımlarını 11 numara dizi kum boncukla çalıştım. Normal bildiğimiz 11 numara dizi kum boncuk. Orta kısımlarında yine 11 numara gold renk, mat gold dizi kum boncuk kullandım. Arka kısmında şu saplama kısmında boş saplama küpe aparatı kullandım. Şöyle bunu da göstereyim. Geniş bir aparat kullandım ben orasında. Şöyle pul gibi bir ucu boş, bunu sıvı silikonla yapıştırıyoruz ya da daha kuvvetli taş yapıştırıcılarla arka kısmına yapıştırıyoruz bunu. Şöyle göstereyim. Küpe aparatı. Bunu yapıştırmak için de ben normal, bunda gayet sağlam oldu. Başka bir yapıştırıcıya gerek duymadım. Şu bunun etiketi kopmuş, markasını hatırlamıyorum ama tuhafiyelerde falan çok fazla görürsünüz. Sıvı silikon. Bunu kullandım. Başka bir malzemeye gerek duymadım. Ama çok sağlam olsun derseniz daha sağlam taş yapıştırıcılar da kullanabilirsiniz. Yine malzeme listesini videonun altında açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Zincir olarak da bileklik benim şurada şimdi önerilen videolarda çıkacak. Bilekliğini yayınladım bunun. Şenay Tasarım YouTube kanalında. Orada bileklikte kullandığım zincir çok soruldu. Kobra zincir. 1 milimden daha ince. Kum boncuklardan dahi geçebilecek kadar ince bir zincir. Kobra zincir kullandım. Şu kordon kısmında. Dilerseniz bileklik olarak da tabii ki de oradaki modelime bakarak çalışabilirsiniz. Bunun dışında küpe olarak ya da bileklik olarak zincirin dışında ekstra bir malzememiz yok. Malzeme listesini yine videonun altına detaylı olarak yazacağım. Hem de malzemeleri nereden tedarik edebilirsiniz onu da etiket yapacağım aldığım yere. Tüm malzemelerimiz bu kadar, hemen yapımına geçebiliriz. Şimdi normalde kesinlikle misina ile çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bakın şöyle aralarda ip görüntüsü hoş olmaz. Misina çok belli olmuyor. O yüzden kesinlikle misina ile çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ama ben bu örneği iple çalışacağım ki bulunduğum yerleri daha net takip edebilmeniz için şöyle beyaz ip taktım. Ama siz 0-20 misina ile çalışabilirsiniz. Şu 6 tane, bu arada göstermeyi unuttum. 6 tane 8 numara kum boncuk aldım. Bakın şöyle yakından gösteriyorum. Gayet oldukça iri zaten. 6 tane 8 numara kum boncuk alıp şöyle gönderiyoruz aşağıya ve boncuklarımızın içerisinden ters geçiyoruz. Kalınlaştıralım bir kez geçip. Şimdi düğümümüzü atacağız. Çok kaba olmasın. Düğüm belli olmasın.
Zaten bu kısma yapıştırıcı sürünüyor. O yüzden böyle düğümün çözülme gibi bir problemimiz olmayacak. Birkaç tane şöyle düğüm attık. Ve şöyle iki boncuk ben düğümden uzaklaşıyorum. Düğümden iki boncuk uzaklaştım. Ve burada ortadaki şimdi metal topumuzu yerleştireceğiz. Şöyle bir tane alayım. Şu. Burada 2 milimlik inci de tercih edebilirsiniz ya da kum inciler de tercih edebilirsiniz. Ben bu parlak olduğu için bunu tercih ediyorum burada orta kısmında. Şimdi misinamız burada bakın. Şöyle göstereyim. İpimiz şu boncuktan. Böyle dursun. Aşağıdan yukarı şu yandaki iki taneden geçiş yapıyoruz. Yavaşça göstereyim bakın. Top böyle ortaya yerleşecek. Evet. Şimdi bir boncuk daha ilerliyoruz. İlerledik. Ortadaki boncuktan geri aşağıya dönüş yapıyoruz. Geçtim. Ve şimdi şöyle düşünün bakın. Şu tepe boncuk, bu tepe boncuk. Sağ iki, sol iki boncuk. Şöyle sağında ve solunda ikişer tane boncuğumuz var. Az önce şunlardan geçiş yapmıştık. Şimdi şuradaki ikiliden geçiş yapacağız ve şu ortaya koyduğumuz gold boncuğu her iki tarafa da eşit bir şekilde tutturmuş olacağız. Bakın böyle. Şu görüntü olmasın diye misinayla çalışmanızı tavsiye ederim ben. Şimdi ip kullandığım için mecbur kalırsanız, ip kullanırsanız boncuğunuz da siyahsa şöyle CD kalemleriyle ipinizi boyayabilirsiniz. Bakın. İpinizi buralarda kötü görüntü oluşturmasını engelleyebilirsiniz bu şekilde. Beyaz beyaz görünmesini istemiyorum. En azından bu kısımları şöyle dokunuyorum ipe. Zaten mürekkebi çekiyor. Bu CD kalemi silinmeyen bir kalem. Bakın. Beyaz ip görüntüsünü ortadan kaldırdım. En azından siyah kısmı için. Şimdi şöyle her aralığa çevirelim. Her araya bir renk boncuk ekleyeceğiz. 11 numara. Ben renkli çalıştım çiçeğimi. Tek renk de yapabilirsiniz. Turuncu boncuktan başlıyorum. İki siyahın arasına bir 11 numara dizi kum boncuk yerleştiriyorum. Kırmızı aldım. Siyahların arasına yine yerleştiriyorum. Bunlar aslında yapacağımız çiçeklerin renkleri. Pardon, yaprakların renkleri. Şöyle yeşil aldım. Kırmızıdan sonra araya yerleştirdim. Koyu mavi. Şu an videoda mor görünüyor aslında ama mavi bu. Koyu mavi. Şöyle bir bebe mavi. Son olarak beyaz boncuk yerleştireceğim. Beyaz boncuğumu da aldım. Ve turuncu boncuktan geçiş yaptım. Hem siyahtan hem turuncudan geçiş yaptım.
boncukların düzgün bir şekilde araya yerleştiğinden emin oluyoruz. Şimdi bu yönden bakınca bu top bir tarafta kalıyor. Buraya biz yapıştırıcı sürüp şeyi koyacağız. Küpe aparatını yapıştıracağız. Bu kısmı önden görünecek kısmı olacak ama ipim ters yöne düştüğü için ben bu yönde ilerliyorum. Şimdi şöyle parmağıma sardım. Şöyle bir turuncu, bir gold, bir turuncu aldım ve bunun üzerine yerleştiriyorum. Olduğu gibi. Yerleştirdim. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Şimdi yandan şöyle turuncudan yukarıya çıkıyoruz. Üzerine 5 tane daha turuncu yerleştirip ilk çiçeğimizi bitireceğiz. Yani ilk yaprağımızı bitireceğiz. 5. Evet, 5 tane kum boncuk aldım. Şimdi şu turuncudan geçeceğim. Bu turuncudan siyahtan kırmızıya yürüyeceğim. Turuncudan geçtim. Boncuklarımı şöyle bir yerleştirdim. İlk yaprağımı yapmış oldum. Alttaki turuncudan geçiyorum. Şimdi siyahtan bir sonraki yaprak için kırmızıya ilerleyeceğiz. Kırmızı boncuğuma geldim. Şöyle göstereyim. Bir kırmızı, bir gold, bir kırmızı aldım. Ve az önceki gibi sadece kırmızıdan geçiş yaparak kırmızının üzerine yerleştiriyorum. Yerleştirdim ve hemen kırmızıdan yukarıya çıkıyorum. Bunun üzerine 5 tane 5 tane kırmızı alıyoruz. Kırmızıdan siyahtan yeşile geliyoruz. 1 2 3 4 5 Şöyle göstereyim. 5 tane kırmızı boncuk aldım. Buradan kırmızı boncuktan geri döndüm. Yerleştirdim üzerine. Şimdi tekrar kırmızıdan alttaki ortak kırmızıdan şöyle bir geçiş yapıyorum. Yan tarafa. Sonra şimdi siyahtan 8 numara siyahtan yeşil boncuğa geliyoruz. Bundan sonra bütün yaprakları aynı yapacağız. Yani tek tek hepsini göstermeme gerek yok. Bütün yaprakları tamamlayalım. Aynen yeşil, koyu mavi, açık mavi, beyaz. Bütün yaprakları tamamlayalım. En son bir tur daha kalıyor. Onu da ayrıyeten göstereceğim. Evet, tamamladım. Yine son 5 boncuğumu aldım. Buradan sonrasını ne göstereceğim? 5 tane boncuğumu aldım. İpim burada. Beyazdan iniyorum. Şu beyazdan yukarı çıkıyor, geçiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Şöyle. Boncuk kırmadan geçtim. Şimdi çeviriyoruz. Bakın. Artık düz tarafını çevirdik. Şu düğüm yaptığımız ipi arkaya çekelim. Bakın. Artık düz yönde ilerleyeceğiz. İpimiz burada. Dipte. Aşağıdan yukarıya geçiş yapıyoruz. 2 3 boncuk geçeceğiz. Evet, 1 2 3. boncuğumdan da yukarıya çıktım.
Bakın ortadaki boncuğu atlıyoruz. Yani burada bakın 3, 3, 6 tane boncuk var şöyle. Ortada da bir tane boncuk var. Şimdi bu ortadaki boncuğu atlıyoruz. Diğer üçlüden geçiyoruz. Şöyle gösteriyorum. Ortadakini atladık. Diğer üçten geçtik. Şöyle çekelim. İp boncuğun altında kalacak. Boncuk ipin üstüne çıkacak ve şöyle tepeleşecek. Şimdi siyahı atlayıp direkt yandan mavi üçlüden bakın yukarıya geçtim. Şu ipi de keselim, dolanıp durmasın. Düğüm yaptığım ipi şöyle kesiyorum. Maviden 3 taneden yukarıya çıktım. Şimdi ortadaki maviyi atlayacağım. Yan üçlüden aşağıya ineceğim. Yandaki üçlüden şöyle aşağıya iniyorum. Yavaşça gösteriyorum. Bakın. Boncuk. Şu ipi kurtaralım boncuktan. Yavaşça çekelim. Sıkıştırdığımızda bu tepedeki boncuğumuz böyle ortaya yerleşiyor. Şimdi hemen yan üçlüye tekrar geçiyoruz. Geçtik yan üçlüye. Bakın ortadaki maviye atlıyorum. Yan üçlü maviden aşağıya iniyorum. Yavaşça çektim. Bakın. Boncuğumu sıkıştırdım. Şimdi aynen gösterdiğim gibi tamamlayalım. Şöyle yeşile, kırmızıya ve turuncuya da aynı işlemi tekrar edelim. Evet, başladığım noktaya geri döndüm. Şimdi son bağlantımı da atacağım. Beyaza geçiyoruz. Aşağıdan şöyle. Beyaza geçtikten sonra burada düğüm atıp koparacağız. Bileklik yapacaksanız eğer videomda gösterdiğim gibi Şenay Tasarım YouTube kanalındaki videomda gösterdiğim gibi iki uca 8 numara kum boncuk yerleştirip içerisinden zincir geçirecek hale getiriyoruz. Bileklik yapmayacaksanız, böyle saplama küpe yapacaksanız direkt burada düğümümüzü atıp çiçeğimizi bitiriyoruz. Düğümü attım. Boncuklarımdan uzaklaştım. Şimdi burada ipimi keseceğim yakından. Çünkü yanık izi olsun istemiyorum. Şöyle evet. Yakından kestim. Ve çiçeğim hazır. Şimdi bundan sonra bunu istediğim tasarımda kullanabilirim. İsterseniz böyle saplama küpe yapabilirsiniz. Arkasına tıpayı yapıştırarak. Tıpayı da şimdi yapıştırmayacağım ben. Ortam çok müsait değil. Ama nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şu orta kısma bir miktar silikon döküyoruz. Sıvı silikon döküyoruz. Biraz da aynı silikondan biraz da buraya sürüyoruz. Şu küpe aparatının bu kısmına sürüyoruz. Ve bunun yapıştırıcıyı sürdükten sonra üzerine şöyle bırakıp bir gün kurumaya bırakıyoruz. Bir gün boyunca hiç dokunmuyoruz ki iyice kurusun, yapışsın. Kuruduktan sonra herhangi bir şekilde çıkmıyor. Yani çok zorlamanız gerekir çıkartmak için. O zaman boncuklar falan kırılır, kopar. O yüzden gayet sağlam bir yapıştırıcı. Sıvı silikon ama şeffaf. Sıcak silikonlu olmaz, onu da söyleyeyim. Şeffaf silikon kullanamazsınız. O tutmaz. Onun dışında taş yapıştırıcı ya da sıvı silikonlu bu şekilde yapıştırarak kullanabilirsiniz ya da daha sallantılı küpe olarak tercih edebilirsiniz. Bileklik yapabilirsiniz. Farklı tasarımlara uyarlayabilirsiniz. Ben yine bunu yapıştıracağım ve böyle bir çift saplama küpe bilekliğime takım yapacağım.
Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Farklı modellerde farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.